tuttum. Bestiyar hassasız. Sadece yüklemle, Farsçadan Farsça çevirileri yüklemle, çevirileri yüklemle halledelim. Hassas hahet bud. Olacak olmaz. Es hahet bud. Bu ece kaçak odirdir. Hassas nist olumsuz yok. Nefi getirmiş. Hassasız olabilir. Hassasız olabilir. Hassasız olabilir. İki şık eledik. Kalbi insan bozdu. Mekze insan, insan beyni diyecek. Muhe beşer, güzel. Çeviri mekz muha dönüşmüş. İnsan beşere dönüşmüş. Eğleb galiba. Müteşekkil, teşkil şode. Ez ab mi başet, ez. Bakın ez mi başet. Ve endaze, bir miktarı. Abi mevcut der an, bisyar heyli. Cevap Diyarbakır. Hemen geçiyorum. Karferma sabit konit. Bayet sabit konit. Bakın şurası. Yeterli benim için. Bayet sabit konit. Bayet sabit konit. Olabilir. Aynısı olmasaydı daha güzel olurdu. Bayet bir kaferma sabit hahet bud. Yani bu hahet yok. Ece kacak gitti. Eliyoruz bunu. Ama ak aldı. Bir karger. Burada işçi diyor. Olmadı. Bu da gitti. Bayet bir kaferma sabit konit. Bu olabilir. Bu olabilir arkadaşlar. Bir sahabe kar. Sahabe kar kaferma yerine daha güzel. Lazım ez bayet. Cevabımız %99 Edirne. Çünkü bayetin çevirisi lazım ez. Kaferma patron yerine sahabe kar. Bir bakalım Edirne oturuyor mu? Küçültmem lazım. Hepsini görmem lazım. Der musahabahaye kari, iş mülak şokli kari. Güzel. İş mülakatlarında her zaman hemişe zud residen behteres. Zud residen hubteres. Hubter behter. Tamam. Munazzam, dakik olabilir. Ve hoşkavur buden. Ve hoşkavur buden. İmtiyaz musbetist. Vijegi imtiyaz musbetist. Ki ez hemen ruzi evvel. Ki ez hemen ruzi evvel. Lazım est yani bayet. Karferma yani sahabe kar. Cevabımız Edirne arkadaşlar. Oldu mu? Başka şık vermişseniz yoklayalım beraber. Niye olmayabileceğini zaten yokladık takriben. Peki burada himayetiz. Buradan çıkar mı? Yüklemden. Hoviyete şerra teşkil mi dehet? Himayetiz. Nigah-ı şerdari ha ve mirasa-ı ferengi himayetiz. Koruyucudur. Yani onların bakış açısı korumaya dayalıdır. Koruyucudur. Himayetiz. Hifazeti mibaşet. Bu daha güzel çeviri. Himayeti, hifazeti. Bu daha güzel çevirmiş. Mibaşet yani es. Çünkü çeviridir ha. Aynısını getirmemesi daha makul. İstediğimiz çeviridir çünkü. Aynısı değil. Himayetist, himayetist, himayeti hayat şot. Olacak değil. Bu zaten gitti. O zaman biz önce B'de yoklayalım. Hubez, hoşbehtane. Bereket versin ki iyi ki şansa ki hubez, hoşbehtane karşılıyor. Dersalhay ahir, dersalhay ahir. Nigah-ı şehrdari. Ha, belediyelerin bakış açısı. Dit nigah. Bakın nigah dit. Ve miras-ı ferengi ki hoviyete şehra teşkil mi dehet? Hoviyete şehra teşkil mi dehet? Hifazeti mi başet? Cevap Bursa. Başka şık verdiniz mi? Hocam şeyden de geliyor. Diğerlerinde hep salvayı gözeşti diyor. Salvayı gözeşti. Çelik gözeşti tamam. Falan diyor. Oralardan da geliyor. Doğrudur. Yüklem benim için daha kısa yoldan. Doğrudur. O da olur. Peki ilam kerdem. Mezhebe resmiye keşfer ilam kerdem. Bu yeter. Şuradan yakalayalım. Mezhebe mahalliye keşfer. Resmi olacak. Bu gitti. Mezhebe resmiye serzemin ilam nemuden. Çeviri kerden nemuden. Serzemin keşfer. Bu sanki güzel. Güzel gidiyor. Mezhebe resmiye keşfe eylem aynısı. Mezhebe resmiye keşfe eylem nekerden menfi gitti. Eylem nekerden menfi. Olumsuz gitti. Yani ya C'dir ya B'dir ama B olması C'den daha iyidir. Çünkü çeviridir ya. Bir de eylem kerden ha mikonen de olmaz. Niye? Çünkü yor. Müzaridir. Present'tir. Olmaz bu. Cevap Bursa. Safeviyan Musalmane Şii buden. Şii Müslümanlar idiler. Ve ta bi padişahı residen. Ve bi mahzeyin ki burada ta eremez. Eremez. Bi mahzeyin ki ve mücaradeyin ki hemin ki ve ta. Eremez. Bi padişahı residen. Yani iktidara gelir gelmez. Mezhebe şiira. Mezhebe resmiye serzemin ilam nebuden. Mezhebe şiira. Mezhebe resmiye keşfer ilam kerden. Kerden nemuden. Serzemin keşfer. Güzel. Cevap Bursa. Oldu mu arkadaşlar? Hocam özür diliyorum da ilam kerden, ilam nemuden. Biri olumsuz değil mi? Yani nemuden. Onu nasıl bağladık? Evet hocam. Siz ne zamandandır aramızdasınız? Bu ikinci günü. Çok mu belli ettim? Yani bunun üzerinde çok duruyorum ben. Üç tane şey var. Ki çok duruyorum. Bir tanesi est yani mi başet. Est eşittir mi başet. Dırdır. Bir tanesi şoden yani gerdiden. Yani ilk haftadan 6 aydır bunu bağırıyorum. O yüzden sordum. Kusura bakmayın. Yok yok. Ben hani ikinci günüm. Dün, tamam. Dün bir bugün iki hocam. Tamam hocam. Sıkıntı yok o zaman. Kerden eşittir nemuden. Nemuden men bu nun nefiyetmiyor hocam. Yani orijinal kelimenin aslında var. Kerden yani nemuden. Tamam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Gerdiden şoden mi başet yani es kerden yani nemuden. O yüzden bu olumsuz değil. Peki arkadaşlar. Ya Hüseyin'e sormuş bundan önce.
dikkat etmek iyi olur. Sormuş mu bunu ÖSYM'e? Aynen hocam. Sizin sorduğunuz gibi anlamcıya yakın sorularda şodeni vermiş başta, gerdeğini sormuş. Evet, aynen. Doğru. İn salha dediği zaman elimdeki anahtar ne? İn. Altın anahtarımız in. %100 öncesinde arkadaşlar yıllar geçmiş olması lazım. Bu yıllarda diyor. Yılları bana bulun. Yıllar. Şurada rakamlar var. Bakalım. Havl ve huşe salhaye hefsede hicri şemsi. Hicri şemsi 700'lü yılların havl ve huş. Havl-ı huş nedir ya? Havl-ı huş. Yani dinamizmi mi? Hareketliliği mi? Bakalım. Tamam. Havl ve huş. Çerçevesinde demek değil miydi hocam? Çerçeve, kapsam. Etrafında. Olabilir. Yani dolayında olabilir. Güzel oturuyor. Ama bu bana yabancı geldi ya. Çok karşılaştığım bir kelime değil. Hicri şemsi 700'lü yıllar civarında, dolayında. Güzel bence. Başka var mı öyle yıllar? Yani çok okumayalım. Teknikle gidelim. Yıl yok 2'de. 3'e bakalım. Yıllar göremiyorum. 4'e bakalım Diyarbakır'a. Yok. Edirne'ye bakalım. Yok. Cevabımız arkadaşlar %100 Adana mı? Bakalım. İlhanan ne Moğol ben İran hükümet Mikerden. İran'a hükmediyorlardı. Ve her kuşeyi ez İran aşubi ve pabud. Ve İran her bir köşesinde bir isyan, bir huzursuzluk ve pabud. Ayaktaydı. Yani vardı. Mevcuttu. Peki devamında ilhanlardan mı bahsediyor? Der insanlığa bergi cedid der tarihi İran rakam kurd. Yeni bir sayfa açıldı. Piruziye hükümete sebebiyan. Bu sebebiler ilhanları mı? Üstün gelmiş. Evet. Safavilerden bahsediyor hocam genelde metinde. Hiç ilhanlar yok mu? Sanki ben görmemiştim. Tamam bu tarihte muhtemelen Safaviler ilhanlara egemen olmuşlar. Yeni bir sayfa Safavilerin Piruziye hükümete Safaviyan kereberiye bahşezi itirazat-ı merdomi der mukabele hükümetra derdest açtan. Ve iyi güne Padişah-ı Safaviyan ağaç ol. Tamam. O zaman İlhanlar döneminde karmaşa vardı. Safaviler huzur getirdiler. Yani başka şık vermişseniz bakalım, inceleyelim. Ama İn Salha'dan hareketle bizim başka şansımız yok. Adana vermemiz lazım. Salha, İn Salha. 73'e bakalım. Belki gelebilmesi için kaide ne arkadaşlar? Teknik kaidemiz nedir? Söylenince negatif bir cümle olması lazım hocam. Olumsuz cümle gelmiş olması şart değil mi? Kesinlikle %100 menfi cümle. Bana bir tane menfi cümle bulun. Nefiyeden cümle. Nerede var hocam? Başka yok mu? Mesela bir kitabı nist ki değildir ki böyle böyle olsun. Böyle böyle olan bir kitap değildir. Aksine böyledir. Peki devamda mesnevi midir? Belki bişler tabi'i uslu ve Kur'aniyiz. Ve ver paye tedaiye üstüvar şu tedai üstüvar şu deyiz. Mevlana evet mesnevidir. Mevlana'dan bahsediyor. Başka peki olumsuzluk var mı? Olumsuzluk. Olumsuzluk. Bakıyorum. Sanki yok arkadaşlar. Sanki yok. O zaman cevabımız %100 Edirne'dir. Mesnevi kitabiniz ki tabi'i fasıl bendihaye sünneti ve kalıbe mersum başer. Genel geçer forumlara ve geleneksel fasıl bendi bölümle kategori diyelim buna. Geleneksel kategorilere bağlı olan bir kitap değildir. Aksine bişter tabi üslube Kur'aniyiz. Kur'ani üsluba tabidir. Evet. Cevap çıktı arkadaşlar. Çok sizi yormayayım bu saatte. Eğer tamamsanız geçelim. 74'e bakalım. Şimdi burada Şer-i Bastane Şuş. İran en kadim şeylerinden biri olan Şuş'tan bahsediyor. Tamam. Nasıl çözeceğim peki bunu? Hepsini saf saf okuyacak mıyım? Hayır. O kadar saf değiliz arkadaşlar. Şunları atın. Bir cümleyle çözeceğiz bunu. Bir önceki cümle. İttiraat-ı tarihi ye mevcut nişami dehet ki İramiyan der inşehir ve mantıki 2000 sal ve merkeziyeti Şehre Şuş padişahı daşlar. Tamam, İranlılar hükümdarlık yapmışlar. 2000 yıl boyunca. İranlılar Şuş hakimiyeti. Bunun devamı olabilecek bir cümle. İranlılar Şuş hakimiyeti. 2000 yıl boyunca. Burada hoşçakalı diyor. Kuraklık, tufanay, şenlik, kum fırtınaları. Geçelim. Ta kablez hamle-i Moğol, Şuş bisyar abad bud. Ve merdomane ziyade der anzindi gibi Moğol saldırısına kadar keskin bir geçiş. Hemen kabul edemem bunu. Tenha ba'dez hamelat-i virangere Moğol bud ki kabiliyete sükunet der şerha kemter şol. Şerha diyor. Şuş dememiş. Bu hiç olamaz. İsnad derbare-i ilam. İlamlar hakkındaki senet yani belge pezesede bistu pencome pencom pişez milat yapmış evet. Tamam, İranlarla alakalı belge bunun da Şuş'la ne ilgisi var? Şuş yok. Peki arkadaşlar bir E'ye bakalım. Ama acil viştaha bişter der sahte por peresteşkaha tapınaklar yani peresteşkaha Bekaraftebut. Bu da ne Şuş'la ne İlam'la alakalı. Bu İlam'la alakalı Şuş yok. Burada diğer şeylerden bahsediyor. Şuş'la alakalı değil. İlhanlarla alakalı. İlam'larla alakalı değil. Bir ayet tekrar bakayım. Hoşçakalı ve tufan haye şeni. Ez cümle delayeli budehend ki temedünü İran'ra. İran medeniyetini yok etmişler. Konumuz İran medeniyeti değil. O zaman arkadaşlar elimizde sadece Bursa kaldı. Yani öyle beklemiyordum ama
mecburiyetten be vereceğim. Çünkü bu İlam medeniyeti diyor. Bu bütün şehirler diyor. Burada İlamlar diyor, şuş yok. Burada ne İlamlar ne şuş var. Ama en azından burada şuşla alakalı bir metin buldum. O zaman Moğol saldırısından öncesine kadar şuş bisyar abad bud. Çok bayındırdı, canlıydı, dinamikti ve merdomane ziyadı der an. Zendigimi kerden ve çok fazla insan yaşıyorlardı. Cevap Bursa arkadaşlar. Bir de hocam yukarıda yine 304 yıl verdi ya şu baş cümlede. Bir geri gelelim, evet. 2000 sahildi galiba hocam, evlere vardı ya. Doğru. Yani çok ilişkili değil cümle. Evet, kestiği bir geçiş yapmış. Evet, kestiği yer iyi, mantıklı bir yer değil. ÖSYM böyle sormaz. ÖSYM mutlaka bir atıf, öncesine sonrasına giden bir atıf, bir bağlantı verir yani. Bu çok bağımsız olmuş. Ben şimdi mecburiyetten ben verdim ha. Yoksa veremezdim onu. Şuş olsaydı, ilham olsaydı yanlış yapardım bunu. Çünkü bir bağlantı yok, elimde bir atıf yok. Ben Allah'ın veli kulu değilim ki. Bana bir atıf vermeniz lazım. Yani bir bağlantı yolu, öncesine sonrasına giden kerametlerim yok ki. Mecburiyetten ben dedim. Çünkü diğerleri hiç olmuyor. Peki arkadaşlar, dervaka aslında gerçekte in fact bir zaban-ı merdum harzedeyiz. O zaman bir kişidir. Akıllı bir varlık. Gerçekte diyor halk dilini konuşmuştur. Veli bahemi in vuzuh. Bütün bu açıklıkla beraber erağmen galib ebiyateş, yani beyitlerin çoğu, o zaman şairdir bu, beyitleri var. Az nazare fehmi maksud. Amacı anlamak bakımından düşvar ez. Zordur. Bir de burada Mesnevi diyor Mevlana olabilir mi? Çünkü bir şairle başlayacak ha. Aslında halk dilini konuşmuştur. Burada Mesnevi, ama Mesnevi sadece Mevlana ait değil ha. Başkaları da Mesnevi yazmışlar. Bakalım. Mesnevi senev muhatib daret. Ama muhasu ahas. Yani avam. Havas ve en özel, en havas. Ama burada o dili konuşmuş, Mesnevi o dili konuşmaz. Mecazi olabilir mi? Aslında halk dilini konuşmuştur. Kitap içi öyle söylemez. Mesnevi konuşmaz. Kişi arayalım. Ha Zeban-ı Mevlana, güzel. Zeban-ı Mevlana der Mesnevi. Mesnevi'de Mevlana'nın dili ez vuzuh ve ruşeni hassi berhurdar ez. Ez çizi berhurdar ez. Sahiptir. Neye? Özel bir netliğe ve açıklığa sahiptir. Halk dilini konuşmuştur aslında. Halk dili açık bir dildir. Bir de zebandır. Bakın zeban. Bir zeban-ı merdum. Zeban-ı Mevlana. O yüzden cevabımız cizdir arkadaş. Var mı sizi çeldiren? Hocam bu ben hani ilk cümleyi baz almadım da ikinci cümlede in vuzo diyor ya. Evet, ikinci beveli bahame in vuzuh. Ha, vuzuh var mı burada? Ha, vuzuh, güzel. Güzel. Ben hiç oraya gelmedim ama in vuzuh çok güzel bir teknik, evet. Vuzuhtan mutlaka öncesinde bahsetmiş olması lazım ki in vuzuh desin, evet. Güzel, teşekkür ederim hocam. Aynen. Ben teşekkür ederim hocam. 76'ya bakalım arkadaşlar. Van Gölü, tümel tikel, olumlu olumsuz, kronoloji. 3 şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Ya tümel tikel olayı, ya olumlu olumsuzluk olayı, ya da kronoloji, yani tarihsel kurgu, ya da sayısal kurgu, fark etmez. Ceşinvare kon, esale gozeşte, der telaş ez çabalamaktadır ki huzure zenan ra, der bekşay muhtelif evzayişte. Farklı bölümlerde, alanlarda kadınlar sayısını artırsın, artırmaya çabalamaktadır. Tamam. Riyasete du heyete daveran, esşar heyetike, behterin hay ceşinvare ra intikab konen, berahude sinema, geran zen gozeşte ez. Bu da, bakın konumuz ne? Konuyu anladım ben. Bir festivalde kadınların etkisini artırmaya çalışıyorlar. Burada da işte jüri çağır heyeti, yani dört kurulun, işte biri herhalde kadına verilmiş. Bu da kadınların etkiliğini artırmaya dönüktür. Dermavurde berende ihtimali in caize. Caize var mıydı arkadaşlar? İn caize. Bir saniye. İn caize demesi için bir ödülden, caizeden bahsetmiş olması lazım. Var mı öyle bir şey? Yok. Yok o zaman, hocam geçmedi. O zaman cevabımız C'dir arkadaşlar. Bitti. Uğraşmaya gerek var mı? Ama devamında da kadınların etkisini anlatıyor mu? Mesela tam emin olmak isterseniz, zamanınız varsa. Nadin Lepaki, Kargerdane Serşinase Lübnani, Riyasete Heyete Daverane, Nev'i Nigah. Uhdedar Hasan. Tamam. Zaten burada diyor ya, kadınlara jüri kurulunda görev verilecek. Burada da işte o jüri kurulunun başkanlığını diyor üstlenmişler. Tamam, kadınların etkinliği. Toplam 20 filmde sinema gran ezen, kadın sinemacılardan 20, toplamda 20 film, derbakşaya muhtelife çeşimare goncandeş olayız. Bu da kadınların etkisini artırmaya dönüktür. Festivalin farklı bölümlerine yerleştirilmiştir, kondulmuştur. Kadın filmleri. Tamam, cevabımız çıktı arkadaşlar. İncaize olmadığı için zaten çok açık bir soruydu. Leyla Ramazan, Feragiriye, Piyanura, Nezde Mustafa Kemal, Purtrap Ağazker. Yeter, özne yüklen. Piyano öğrenmeyi başlattı falan kesin yanında. Devomin CD ez in mecmuayı.
Mecmua nerede? Koleksiyon nerede? Bu olamaz arkadaşlar. Cevabımız Diyarbakır. Şey Bursa. İkinci. Bir üçe bakalım. Sipes. Ba'akze Bursa tahsili eğitim bursunu almakla daha sonra der medrese-i musikiye alverd kurdu ve Paris'e. Falan yerdeki müzik okulun bu alverd kutro müzik okulunda eğitim bursunu almakla Paris'e gitti. Daha sonra. Önce burada başlattı. Bakın başlattı. Daha sonra. Daha sonra gitti. Güzel. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Çünkü mecmuadan bahsetmediği için in mecmua diyemez. Demesi için burada bir mecmuanın geçmiş olması lazım. Yeter mi arkadaşlar bu kadar? Geçelim mi? Tabii mesela kafa karıştırıcı Edirne'de, Diyarbakır'da bu şıklarda kafa karıştırıcı bir şey varsa mutlaka söylemeniz lazım. Her sal derfaze paiz. Şikarçıyan ne İspanyayı beray şikare geraz vahşi ye mazenderan be in mantıke mi ayet. Şimdi doğrusunu okuyayım. Her sal der fazle payiz şikarçıyan İspanyayı beray şikare geraz vahşi ye mazenderan be in mantıke mi ayet. Ve be şikar mi perdazen. Her yıl İspanyol avcılar mazenderanın yaban domuzunu herhalde domuz olacak. Domuzunu avlamak için bu bölgeye geliyorlar ve ava başlıyorlar. Ava girişiyorlar. Ve lisazvan-ı muhteziz derva koneş bir itirazı hamiyane hayat-ı vahşi İran ilam kerde ki cemiyete garazhay-ı vahşi rub evzayeşez. Ama oturmadı buraya. Bir zıttık var mı? Bunlar avlamaya geliyorlar ama bu dedi ki sayısı artıyor. Çok keskin bir geçiş oldu. Bunlar birbirlerini tamamlayan birbirinin devamı gibi görünmüyor. Hemçinin nerhe zarar ve ziyan-ı kabile perdak der mukabile tesadüfat muadile 2 milyon riyal tayin şodayız. Allah Allah. Hangisine baksam daha kötü ya. Aynı şekilde nerhe zarar ve ziyan-ı kabile perdak der mukabile tesadüfat kazalar karşısında ödenebilecek zarar ve ziyanın oranı da 2 milyon riyal olarak belirlenmiştir. Ne alakası var? Hemin evzayeş. Hani evzayeş? Ha. Bu evzayeş dediği için arkadaşlar evzayeş. Hemin evzayeş güzel. Yani üçü kaldırdığım zaman cevabım çıkıyor aslında. Hemin evzayeş. İn şikarçıyan, bu da hangi şikarçıları gösteriyor? Şuradaki şikarçıyan. O zaman şikarçilerden bahsediyor. Dolayısıyla beşi kaldırmayalım, biri kaldırmayalım. Evet. Ve evzayeş yaz. Hemin evzayeş. Yani iki ile dördü de kaldırmayalım. Cevabımız üç. Mecburiyetten üç diyorum. Ama bana sorarsanız parçanın bütünlüğünde sıkıntı var. Çok güzel bir soru sorulmamış. Yani bir ile iki de çok iyi değil. Sadece ben işaretlerden, atıflardan hareketle şikarçıyan, in şikarçıyan çıyan, efzayeş, in efzayeş. Hemin de atıftır. İ'nin başına hem gelmiş. Hem in. Hemin olmuş. Yani orijinali şudur ha. Her zaman in u an diyoruz ya. Orijinalde şurada bir in var. Hem in. Hemin olmuş. Siz böyle mi çözdünüz arkadaşlar? Aynen hocam. Üç çok ilgisiz orada. Evet hocam. Bir de çok ilgisiz yani. Böyle kazalara karşı ödenebilecek zarar miktarı da 2 milyon olarak tayin edilmiştir. Bu hemçinin demesi için başka bir şeyin tayin edilmiş olması lazım ki bu da tayin edilsin. Tayin edilen bir şey yok ki. Bu da tayin edilmiştir. Bu oran da tayin edilmiştir. Tabii hemçininden eleyebiliriz. Konuyla ilgisi yok diye eleyebiliriz. Evzayeş diye eleyebiliriz. Yani nereden tutarsan elinde kalır 3. 79'a bakalım. Hocam biraz kurtarıyor yine. Nasıl hocam? Tekrar hocam. Yani bu vahşi İran yazıyor ya hocam. Peki o nereden geldi acaba? Vahşi İran. Hayat-ı vahştir o. İran yaban yaşamı demek. Hamiyane. Hayat-ı vahşi İran. İran yaban yaşamının aktivistleri. İşte koruyucuları. Yukarıda İspanya'dan bahsetti. O da o vahşi. Yani mazenderan geliyor hocam yukarıda. He, yani burada mazenderan İran'ın bir ilidir. Tabii. Burada mazenderan işte yaban domuzu, burada da yaban yaşamı biraz ilişkilidir fakat sanki bir kopukluk var arada. Bana çok şu iki cümle çok bağlantılı gibi görülmüyor. Hatta ben bir de şöyle spesifik bir şey var. Orada Mazenderan mesela ben Mazenderan'ı bilmesem İspanya'nın bir şehri olarak düşüneceğim ve doğal olarak ayı işaretleyeceğim. O da ayrı bir ben de öyle algıladım. Doğrudur. Vallahi %100 haklısınız. Kesinlikle bu sorunun mantığı sıkıntılı. Katılıyorum. Ama sizin bunu görmeniz de güzel ha. Böyle kuvvetli soruları görmeniz, mantığı zayıf soruları görmeniz de iyi. O bile çok geliştiriyor. Peki 79'a bakalım. Bitiriyoruz arkadaşlar. Der tesadüf ve vahşetnak korkunç kazada yek otobüs der Sevatkuh-i Mazenderan in hafta sizde misafir koşteş olan. Bu hafta Mazenderan'ın Sevatkuh'unda Sevatkuh kasaba mıdır, köy müdür, bölge midir bilmiyorum. Hiç önemli değil. Mazenderan'ın Sevatkuh'unda bir otobüs korkunç tesadüfte vahşetnake yek otobüse diyeceğiz. Bir otobüsün korkunç kazasında. Yek tesadüfe vahşetnake yek otobüs. Şimdi oldu. 13 yolcu öldü. Öldürüldüler. Yeki ezdi dergozeştigan yani koşteş odigan ölülerden biri zene cevane bizu pençtale ve pa ve mahi budke ferzende u
Pes ez merke madereş sağlam bir dünya Ahmet. Pab-ı Mahi ne demek? Pab-ı Mahi hamilenin son ayına girmek üzereydi. 25 yaşında bir genç kadındı ki ve Pab-ı Mahi ve hamilenin son ayındaydı ki onun oğlu Pes ez merke madereş annesinin ölümünden sonra sağlıklı dünyaya geldi. Hocam. Buyurun hocam. Mahi balık değil miydi? Ne alaka? Evet. Hani etimolojik olarak açıklaması var mı kelimenin etimolojisi yönünden? Ya tabii mahi masidir, doğrudur. Mesela Sanskritçe'de masi, Pehlevice'de masi geçiyor. Masi se daha orijinaldir. H'den çok daha arkeiktir se. Haklısınız ama burada pab-ı mahi buden yani hamile olmak, hamilenin son ayı, son ayına girmek üzere olmak. Mecazen. Hocam bu mahtan mı geliyor acaba? Mahtan geliyor evet. Hani hocam, ay anlamındaki mah. Evet mah. Mah ay yani. Hocam mesela ben şöyle desem yine aynı şekilde yazılması gerekiyor değil mi? Mahike bi İran raftan hayli sert bu hava. He mahike. Oraya bir ke koysanız daha ya. Mahike bi İran rafte budem. Hayli sert bu. Güzel. Yani İran'a gittiğim ay... Hocam pardon. Ben daha yeni anladım şeyini. Geç saatlere kalınca kafa kalmıyor insanda. Evet. Hem çoluk çocuk. Doğru. Mah, ben şeyle balıkla şey yaptım. Ay içinmiş. Pardon özür dilerim. Estağfurullah. Yani haklısınız. Mahinin balık anlamı da yok değil. Evet. Bu kofteyi mesulan. Mesulane bir maristan hay babol vesari. Hale seten... Ez misafiran biziyar vahimez. Yani yolculardan üçünün durumu çok vahimdir. Olabilir bu da sanki. Gerçi yaralılardan bahsetmedi. Değil mi? Yaralı demedi. 13 kişi öldü dedi. Ölülerden biri kadındı. Kude kamelen sağlam bir başet. Çocuk tamamen sağlıklıdır. İn itifak ez havadise biziyar nadir der cihanez. Bu olay hangi olay? Anne öldüğü halde çocuğun sağ doğması. Dünyanın en nadir olaylarındandır. Cevap gel de bulun. Bu soru çok zor. Ama mantığı çok güçlü. Çok iyi bir soru. Hocam bırak kolay sorulardandır. Hangisi hocam? Cevap duyuyor hocam. Hocam zaten o hadisede bir bayanın vefat ettiği, işte o bayanın da son ayında olduğu, bayanın vefat ettiği çocuğun kurtulduğu ve bu da nadir hatlardan olduğunu söylüyor. Üç orada bozmuş. Evet, şimdi arkadaşlar konuyla alakası olsa bile kurgusal o rivayet, kurgu var ya, kurguyu bozuyorsa akışı bozuyor. Yani mesela kurgu ne? 13 kişi öldü. Devam edin. O ölelerden biri hamile bir kadındı ve çocuğu sağ dünyaya geldi. Kurgu, çocuk tamamen sağlıklıdır ve bu anne ölürken çocuğun sağ dünyaya gelmesi dünya nadir olaylarından biridir. E burada yaralıların durumu vahimdir. Kurguyu bozuyor. Akışı bozuyor. Hocam evet. Yani gerçekten soru güzel değil çünkü üçün de birle biraz irtibatı var. Tabii biraz irtibatlıdır. Aslında hiç de kolay bir soru değil. İşte YDS böyle sorular soruyor arkadaşlar. Kaliteli bir soru bence. Bu soruyu çok beğendim. Kurguyu bozmuş ha. Bu anne çocuk meselesi var ya. O kurguyu bozuyor işte bu. Hocam bir de şu da kafa karıştırıcı. Hep İran'dan bahsetti. Sonra dünyaya geçti geçince. O evet. Mesela kafamı karıştırdı benim için. Doğru, o da var. Yani özelden bir anda genele kapladı değişiklikler. Ama in ittifak var ya, in ittifak. Bir ittifak nedir? Hani asıl ittifak o 13 kişinin ölümü de değil. Anne ölü, çocuk sağ. Bebeğin sağ dünyada gelmesi. Yani bu olay işte bizi o olaya götürüyor aslında. 80'e bakalım. Mesnevi ez kadimiterin rüzgaran der şer-i farisi vücud daşte ve der nehusti numunahaye şer-i farisi ke yeki ez şerhaye şahname mes'udi merruzi mi mervezist. Mesnevi yani... Şiiri iki cümle şeklinde, iki beyit. İki beyit mi oluyor? Yani iki satır, iki satırlı yazma. Eski zamanlardan beri Farsça şiirde mevcut olup Dernokostin numunahaye şer-i farisi yani Farsça şiirin en ilk örneklerinde ke yeki ez şer-i şerhaye şahname-i mes'udi merzeviyiz. Cümle eksiktir ha. Dernokostin numunahaye şer-i farisi Farsça şiirin ilk örneklerinde ki işte Mes'udi'nin şahnamesinin şiirlerindendir. Yani şiirlerinde bu mesnevi vardır. Bence şu cümlede bir kopukluk var, bir sıkıntı var ama neyse. Farsça şiirinde eskiden beri mesnevi vardı diyor. Bu bize yeteri. Mesnevi yazımıdır ha arkadaşlar. Ki elleti anlamında alsak aslında biraz irtibat olur. Ve de nehusin numunahaye şer-i farisi ez. Ki ez şerhaye şahname-i mesbudi. Ama burada vücudar ve dernakusi numunahaye şer-i farisi mevcud ez. Burada bir mevcud ez ki yeki ez şerhaye şahname-i mes'udiye yani yeki ez numunahaye mesnevi bakın yeki ez numunahaye mesnevi işte şerhaye şahname-i mes'udiye meruzi ya da mervezi. Orada bir sıkıntı var. Ez an pes ondan sonra Mevlana derhemi hal mesnevi mi gof. Sürekli Mevlana mesnevi söylüyordu. Derhale sema, derhale hamam
نشسته ایستاده و گاه از آغاز شب تا طلوع فجر متوالیاً می سرود. دیو اوندان سونرا مولانا سürekli هر حالده مثنوی سرودیردو. ردان دانس ederken سما، حمامدا otururken، ayaktayken ve bazen gecenin başından fecre kadar ard arda mesnevi okuyordu. Hocam ama burası bu soru gerçekten çok biraz zor bir soru. Evet bakalım. Yani mesnevinin araya Mevlana'nın şey olduğunu bilmese ki aslında iki cevap. Bir bakalım. Der Nukhsin-i Munaşer-i Farisi ki yeki az şehrhaye şahname-i Mes'udiye Merveziyiz. İn kalıbına müşahedem. İn kalıb dediği mesnevi kalıbı. Evet. Yani burada bence kalıb-ı mesnevi diyecekti ya. Kalıb-ı mesnevi. Evet. Hocam zaten mesnevi aldığı için sanki mesnevi sanki Mevlana'nın kitabı gibi algılanıyor. Orada. Ondan sonra ikiyle irtibatını kuruyorsun ama öyle değil. Öyle değil. Şöyle hocam diyor ki Farsça şiirinde eskiden beri Farsça şiirinde mevcut olmuştur. Eskiden beri Farsça şiirinde varsa o zaman bu bir gelenekten bahsediyor. Eskiden beri vardı. Yani o zaman belli bir mesnevi Mevlana ile alakalı değil bu. Ve Dernekhusin Numunahay Şer-i Farsi ve Farsça'nın Farsça şiir ilk örneklerinden biri İşte falan kesindir. Peki devam edelim. Dernekhusin-i Munaşer-i Farsi, Farsça şiir ilk örneklerinde ki onlardan biri şu adamındır. İn kalıbına müşahedem-i konu. İlk örnekte bu kalıbı, bu formu, mesnevi formunu görüyoruz. Mesnevi ez hemen ağaz ve evan, telif-i an, der mecazisi raks ve sema khan demiş ol. Yani dans ve sema gösterilerinde, civatlarında, oturumlarında okunuyordu. Yani komple arkadaşlar mesnevi kalıbı. Ama burada Mevlana her halükarda mesnevi söylüyordu, bu özeldir. Yani tümel, mesnevi şiirde mesnevi formu. Tümel, sonra Mevlana özel, tekrar tümel, tümel, tümel. Yani aslında Van, Van Gölü, Van, Van, Van diye devam etmiş. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun hocam. Şimdi bu üçte yani üçü söylerken birdekinin aynısını yazmış gibi ve ekleme yapmış. Bana da bu biraz saçma gelmişti ama yani mantıklı mı birdekinin hemen hemen yarı cümlesini almış sonra ekleme yapmış. Yani aynı cümle tekrarı çok güzel değil, haklısınız. Burada zaten Dernekhusin-i Munaşer-i Şer-i Farsi yeki işte bunu zaten demiş ilk örneklerindendir. Burada tekrar ilk örnek demesine gerek yok. Hı-hı. Haklısınız orada. Ama yani burada asıl konu sanki mesnevi. Önce onun ilk temsilcisi olan Mervezi'den bahsetmiş. Ondan sonra da Mevlana'nın mesnevisinden bahsetmiş. Sonra tekrar mesneviden devam etmiş. Evet, siz buna ne dediniz? Buna ne? Çizebildiniz mi? Yani 3. 3 dedik hocam. 3. Ben 3 diyorum yani. Hı-hı. Yok, konu daha genel. Olabilir mi hocam? Bir olabilir mi? Çünkü tür olarak mesneviden söz ediyor. Diğerlerinin tamamı Mevlana ve eserinden. Tabii. Yani bu konu şimdi Farsça şiirinde mesnevi formundan bahsediyor. 1, 3, 4 ve 5. Komple mesnevi. Belli bir adamdan bahsetmiyor. Tamam. Örnek olarak Mes'udi Merzevi'yi vermiş. Kabul ediyorum. Ama konumuz mesnevidir. Fakat gelin görün ki ez var ya ez an pes. Yani sanki Mes'udi'den sonra Mevlana sürekli bir de devamında çok ilginçtir. Her zaman mesnevi şiir okuyordu. Mesnevi söylüyordu. Hamamdayken, yatarken, kalkarken, geceden sabaha kadar mesnevi okuyordu Mevlana. Evet. Ya, Hüseyin'e böyle bir bağlantı kurar mı? Ezanfes gibi bir bağlantı. Nasıl bağlantı? Çok kötü olmuş hocam. Ezanfes ondan sonra falan demiş ya. Sanki gerçekten de birinciyle hemen ilişkili. Hocam o şeytanları bir görün var ya. Yani bir onların sorularını görün. Bize dua edersiniz. Ya geçen sene ben İnanın 20 tane 90 bekliyorum. 20 tane. Yine 100 kişiyle çalışıyorum geçen sene. 20 tane 90'ım var. Belki 50 tane 80'ım var. Çok güzel çalıştı arkadaşlar. Ama yani YDS çok kötü bir sınav hazırladı. Bayağı şok olduk biz. Yani çok düşürdük. Mesela her arkadaş bir 10 puan düşürdü. Normal denemelerden 10 puan düşük aldı. Çok ters soruyorlar. Yani o kadar tuzaklar var ki artık biz de onlara bakıp biz de saçmalamaya başladık. Bu sorulara evet, alışmanız doğru. İyidir hocam. Doğru. İyidir. Bunlara alışmanız şey lazım. Doğru. Yani çok ciddi hazırlanın ha. Hiç demeyin öyle kolaydır ben biliyorum. Tamam özgüven çok iyidir. Mükemmel bir özgüvenle yol alıyoruz. Ama çok sağlam hazırlanın. Peki hocam, arkadaşlar. Geçen sene denemelerde birkaç denemede paragraf sorularınız uzun gelmişti. Hocam bu kadar uzun olur mu demiştik. Sınavda daha uzunlarını sordular bize. Evet doğrudur. Deli arkadaşlar. Ben de bir soru sormak bilerek dersin. Buyurun hocam. Hocam 66 bir İşi olanlar çıkabilir değerli arkadaşlar. Biz vakit almayalım sizi çok. Hocam son soruya ne dedik peki? Son soru cevap Bursa'dır. Mevlana. Mevlana kısmı çok Mevlana özel. Mevlana mı çıkar? Mevlana mi çıkardık şimdi oradan? Tabii, tamam. Tabii. 66 hocam, evet hocam. Bu hocam hani dedim de bu hem makinenin bir şey yap gerekiyor. Ben o şekilde değil de hani ben de işte radyodan istedim diye düşünerek derim. Hani o diyor ki ben istedim. İşte ben de radyodan içtim. Evet gerçekten mi? Ben kudem ne dedim?
Ben görmedim. Pes bilahare pakşo. Öyleyse demek ki sonunda yayımlandı. İşte ben de hani o böyle diyor. Ben de radyodan dinledim. Türkçesi deriz ya mesela hocam. Ben de görmedim ama radyodan işittim gibi. Evet. Beli ben hem ez radyo, radyoya maaşı şeride. Ben de radyodan dinledim. Ben de görmedim. Yani canlı bir performans görmedim gibi. Öyle çok derin düşünmüştünüz. Evet, öyle kullanıyorum. Evet. Ama şimdi şöyle. Yani ben de işittim demesi için hocam başkasının işitmiş olması lazım ha. İşte mesela bu deseydi ki ben işittim. İşte televizyondan işittim. O da ben de radyodan işittim. Yani burada iki kişi konuşuyor ya zaten. Saman'la diğer kişi konuşuyor ya. Evet. O birinci ilk cümlede diyor hocam çok güzeldi diyor. Yani o görmüş. Ben de olmaz mı? Diğeri ben de diyemez. Diğeri demiyor hocam zaten. Aynı kişi cümleyi tekrar ediyor. Tabii. Ya yani aslında... Saman diyor ben duydum çok güzeldi. O diğeri diyor ki ben görmedim. Hani o diyor ki hani ben de demiyor. İkincisi ya yani o iki kişi de aynı. Dikkat ederseniz diyalogda. Arkadaşlar bundan dolayı ben soru kaçırmışım YDS'de. Yani Arapça, Farsça, İngilizce'de soru kaçırmışım. Bu hem var ya çok tehlikelidir. Hem Çin'in yani hem Çin'in. Farsça'da hem'i kullanmak için birinin mutlaka o eylemi yapmış olması gerekecek. Farsça'da sadece hem bu yüzden kullanılıyor o zaman öyle mi? Kesinlikle öyle. Bakın sadece hem değil. Hem, niz. Hem Çin'in, hem Çin'an, hem İntur, hem Antur. Bunlar var ya. Şimdi siz diyorsunuz ki mesela Ali hem Ahmet. Ali hem Ahmet demeniz için Ahmet Ahmet, Ali hem Ahmet. Bakın Ali geldi, Ahmet de geldi. Ben acım, o da aç. Men gorosne hem, u hem gorosne es. Yani şu hem çok önemli ya. Soru kaçırıyorsunuz. Buna dikkat edin. Hocam direkt Türkçe düşündüğümüz için hala alışamadım. Evet, aslında bu genel bir mantıktır da. Ya olacak Türkçe'de işte. De aynı şekilde şimdi hangi cümleyi oluşturursan olsun size rahatlıkla açıklayabilirim yani. Ben de yaptım, ben de geldim diyebilmem için öncesinde başka bir şeyin de olmuş olması lazım ki aynı şekilde daha de kullanabilirim. Evet, aynen. Doğrudur. Ben şahısları karıştırdım hocam. Aynı kişinin söylediğini karıştırdım. Evet. Peki arkadaşlar başka sorusu olan var mı? Hocam sahip karla eş anlamlı olan kar ferman mıydı? Evet hocam. Tamam. Teşekkürler. İyi akşamlar. Herkese. İyi akşamlar. Mesela kar kar ferma, fermudenden almışlar, iş buyuran, iş buyurgan, yani iş sahibi, patron, patrondur direkt anlamı. Ama işte sahabe kar, iş sahibi, patron, bunlar birbirine kullanılabilir yani, tercümedir. En yakın bir de diyor, motomot aramayın, en yakın. Arkadaşlar size denemeler gönderilecek gruptan, yani aynı denemeler değil tabi, bu yanlışlık oldu. Şimdi 21-22 daha önce çözülmüştü, zaman kaybı oldu biraz bizim için. Yeni katta arkadaşlar için iyi oldu, sıkıntı yok. Denemeler göndereceğim, bir 4 tane, onları çözmeye başlayın. Ama 7 denemeye hazırlanın, haftayı 7 denemeyle kapatmaya hazırlanın. Çünkü sınava doğru haftada 7 tane deneme çözeceğiz. Şimdilik bir 4 ile bu haftayı da kapatalım. Deneme, sadece deneme çözün, sadece soru çözün. Metin okumayın ama denemeyi optiye geçirdikten sonra böyle bir gözden geçirip tararsanız bilmediğiniz tek kelime kalmasa çok iyi olur. Yani bir bon metni okumaya bedeldir her deneme. İçinde bilmediğiniz kelimeler, kalıplar, yapılar bir renkli kalemle onları çok sağlam çalışmanız lazım. 5-10 tane deneme öyle çalışırsanız kelime hazineniz mükemmel hale gelir. Çok geride bir şey kalmaz yani. Peki arkadaşlar tekrar hepinize saygılar, sevgiler, hayırlı geceler. Hepinize iyi günler hocam, hayırlı geceler. Sizler de görüşmek üzere. Huda hafız eşoma. Huda hafız.